Türkiye'nin en çok konuştuğu isme, bugün itibariyle en çok konuştuğu isme kim diyeceksiniz? Afyonkarahisar Belediye Başkanı, CHP'nin adayı Burcu Köksal. Burcu Köksal siyasete eski bir isim. Kılıçdaroğlu'nun ekibinden, bunu da net bir şekilde biliyoruz ve herhalde Özgür Özel Kılıçdaroğlu'yla da arayı bozmayayım diye Burcu Hanım'ı Afyonkarahisar'dan belediye başkan adayı olarak gösterdi CHP'nin. Dün işte adayına destek için Afyonkarahisar dedi. Hanımefendi çıktı ve işte dedi ben dedi belediyenin kapısından içeriye, bir de ciğerden söylüyor ama. Yani her partiyi alırım dedi, ben dedi deme almam dedi. Ya Hüdapar filan da var aklınıza geliyor da o deme takmış durumda. Böyle bir faşist kafayla ve faşist söylemle insanlara orada hitap etti. Çok tehlikeli bir söylem. Sonucunda nelerle karşılaşabilirsiniz? Artık sayıyorum ben size. He, diyeceksiniz ki peki bu kendisi mi hareket etti? Yani kendi kafasına göre mi takıldı? Veya bir yerlerden talimat mı geldi? Belediye başkanı olarak seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak. Ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak, onu söyleyeyim. Şimdi Burcu Hanım'ın söylemlerini kabul etmek mümkün değil. Burcu Köksal hakikaten ırkçılık, ilkel milliyetçilik kusan bir konuşma yaptı. CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal seçildiği takdirde belediyenin kapısını DEM Partililere kapatacağını vaat etti. CHP'nin en tepesindeki isimden düzeltme dakikalar sonra geldi. Belediyenin kapılarını ardına kadar açacağız diye söylerken orada bir küçük sürçülisan oldu. Aman başkanım sen düzelt dedi. CHP lideri Özel böyle dese de genel başkanın aksine paylaşımı yaptı Köksal. Sözlerinin arkasında durdu. Açık ve net Afyonkarahisar'ı Demlilerle ve Hüdaparlılarla yönetmeyeceğim. Net dedi. Açıklamasında kendi genel başkanını yalanlama cesaretini de göstermiştir. Bu onun ırkçılığının geldiği boyutu gösteriyor bize. Köksal'ın kapıyı ikinci defa kapatmasının ardından hem partisinden hem de DEM kanadından tepki geldi. Hangi siyasi görüşe bağlı olduklarına bakılmaksızın belediyelerin kapılarını herkese tam olarak ardına kadar açacaklarına söz verecekler. Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak, onu söyleyeyim. Afyon'a giderken ya da Türkiye'nin 81 vilayetine giderken ne Burcu Hanım'dan ne Burcu Hanım gibilerinden izin alarak gitmeyiz, girmeyiz o kentlere. Biz insan ayırt etmeyiz kardeşim. O laf nereye gider biliyor musun? Hani birileri çıkıyor ya, vatan haini. Terörist. Büyükşehir Belediyesi terörist doluydu. Hani bunu diyenle bu akıl aynı akıl. Öyle yağma yok. Bu söylediği sözleri kendisine iade de etmiyorum. Çünkü kendisine bence yani yakışanı yaptı. Siyasiler Köksal'ın açıklamasına tepki gösterirken Cumhuriyet Halk Partisi'nden konuya dair yazılı açıklama geldi. Belediyelerimizin kapıları herkese sonuna kadar açık olacak denildi. Gerçekten helal olsun İmamoğlu'na. Cevabı net bir şekilde vermiş. İşte ben siyasetçinin gerçekten samimi olmasına, net ve açık konuşmasına bakıyorum. Benim için siyasetçinin samimiyetini ben böyle ölçüyorum. Net. Cevabı verdi ve bitti. Ha, Özgür Özel de bu kadar netlikte olması gerekiyordu ama aynı cesareti Özgür Özel gösteremiyor. Lider olmak bambaşka bir şey. Genel başkan olabilirsiniz ama lider olmak çok farklı bir şey. Gelelim Burcu Hanım'a. Ya bu çeşit, bu böyle faşist kafalar veya bu söylemler tehlikeli. Bakın Burcu Hanım, size akıl vermeyeceğim. Siz siyasette benden daha tecrübelisiniz. Ama bu ülkede Kürt yurttaşlarımız her yerde yaşıyor. Evet, mesela birazdan o tweet'i de ekrana getiririm. Mesela bulunduğunuz yer Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak. Evet, buralar milliyetçi vatandaşların yaşadıkları yerler. İdeolojik olarak, bakış açısı olarak, ama buralarda bizim Kürt yurttaşlarımız da yaşıyor. Siz böyle söylerseniz o insanların hayatlarını da tehlikeye atarsınız. Ve bu şekilde faşist kafanın bence artık günümüzde olmaması gerekiyor. Aa.